Huzur Partisi'nin patentini alan isimden Ali Babacan'a flaş çağrı. Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partinin isminin Huzur Partisi olacağı öne sürülmüştü. Huzur Partisi'nin isim patentini alan iş insanı Babacan'ın yolunu kesmek için bu girişimde bulunduğunu söyleyerek huzur isteniyorsa gemi terk edilmemeli açıklamasında bulundu. İş insanı Şükrü Derici, Ali Babacan'ın Huzur isimli bir parti kuracağı iddiaları üzerine Huzur Partisi isminin patentini satın aldı. Derici yaptığı açıklamada Türkiye'nin huzura ihtiyacı var ama Huzur Partisi'ne ihtiyacı yok dedi. AK Parti'den istifa eden Ali Babacan'ın Huzur isminde yeni bir parti kuracağı iddiaları sosyal medyada konuşulurken medikal sektörünün önemli isimlerinden iş insanı Şükrü Derici yeni bir partiye ihtiyaç olmadığını kaydetti. İstanbul'da medikal sektörünün önemli isimlerinden Şükrü Derici, eski bakan Ali Babacan'ın kuracağı parti isminin Huzur Partisi olduğu başta sosyal medyadan olmak üzere bu duyumu alır almaz bu girişimi boşa çıkartmak adına bir takım girişimlerde bulundu. Şükrü Derici, Huzur Partisi adına tüm isim haklarını ve patentlerini kendi adına tescil ettirdi. Ülkenin bekası için istikrarın şart olduğunu kaydeden Derici, bu yüzden AK Parti hükümetinin yoluna durmaksızın devam etmesi için Huzur Partisi adı altında tüm hakları alarak Türkiye'nin istikrarı adına böyle bir yola başvurduğunu belirtti. Devletin bekası için istikrarın şart olduğunu kaydeden Derici, AK Parti'nin parçalanmasına asla izin vermeyeceğiz. İş insanları olarak 2023'e kadar seçimlerin yapılmamasından yanayız dedi. Babacan gemiyi terk etmemeli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getiren iş insanı Şükrü Derici, AK Parti hükümetinde önemli görevler almış eski bakan Ali Babacan'a ise gemiyi terk etmemesi dava için, istikrar için bölünmenin yanlış olduğunu söyledi. Medikal sektöründe yer alan iş insanı Şükrü Derici yaptığı açıklamada Türkiye Devleti'nin yeni bir partiye, Huzur Partisi'ne değil, istikrara ihtiyacı var, huzura ihtiyacı var diye konuştu. 15 Temmuz'da FETÖ belasını nasıl bertaraf edildiyse başta Orta Doğu olmak üzere yabancı devletlerin ve PKK gibi belalar ile nasıl mücadele ediliyorsa ülke istikrarı için de bir iç bölünmenin düşmanlara yarayacağı kanaatinde olduğunu söyleyen Şükrü Derici, başta Ali Babacan olmak üzere herkesin şapkasını önüne alıp yanlış yollara girmemelerini tavsiye etti. İş insanı Şükrü Derici, devletin istikrarı için bölünmeye gücünün yettiğince izin vermeyeceğini ve bu yüzden sözde Huzur Partisi'nin tüm isim haklarını aldığını söyledi. Şükrü Derici, aynı zamanda bu tarz isim haklarının alınmasıyla ilgili bazı kesimler para için yaptı diye düşünebilir. Benim parayla asla işim olmaz, bana tonlarca para da teklif edilse ben ülkemin istikrarı için, dava için vatanımı satmam dedi. Evet arkadaşlar, bu haberi belki daha önce görmüşsünüzdür sosyal medya, internet sitelerinde. Ama gerçekten Şükrü Derici'yi tebrik etmek lazım. Böyle bir bölünmeye engel olduğu için, aslında bölünmek de demeyelim de, yani saçmalığa engel olduğu için diyelim. Çünkü Erdoğan karşısına her ne parti kurulursa kurulsun, şunu herkes bilmeli ki o kurulan parti ellerinde kalır. Bunu yapabilseydi CHP yapacaktı. Çünkü yıllardan beri CHP AK Parti'den bile çok çok eski bir parti olmasına rağmen AK Parti'nin karşısında söz sahibi olamadı uzun yıllar. Çünkü Allah'ın bir planı var, bir kararı var arkadaşlar. Ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur edene dek bu Allah'ın planı inşallah AK Parti davasıyla devam edecek diye düşünüyorum. Çünkü AK Parti'ye karşı bir oluşum olduğunda bu ellerinde patlayacak her seferinde. İsteyen buyursun denesin, hep birlikte buna şahit oluruz, görürüz. Ama emin olun, böyle bir şey yapıldığında bu ellerinde patlayacak ve asla başarılı olamayacaklar. Bu açıdan Şükrü Derici beyefendiyi gerçekten tebrik ediyorum. Çünkü önemli bir iş yaparak böyle bir
saçmalığın önüne bir nebze olsun geçmiş olmuş, geçmiş oldu kendisi. Belki bu isim hakkını alamayacakları için başka bir isimle de parti kurabilirler. Ama az önce dediğim gibi her ne parti kurarlarsa kursunlar yine de sonuç alamayacaklar Allah'ın izniyle. Çünkü Allah'ın yazmış olduğu bir plan var, bu işliyor. Ve Mehdi Aleyhisselam'a kadar da Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin başında olacaktır diye düşünüyorum. Allah inşallah bütün insanlarımıza, bütün ülkemizde yaşayan her kesimden yaşayan herkese gönül gözüyle bakabilme dirayeti versin. İnşallah Rabbim birlik ve beraberliğimize çomak sokan çomak kafalara da tokmak vursun. İlahi tokmakla inşallah onları bertaraf etsin diye dua ediyorum. Evet arkadaşlar, bu konuyla ilgili başka bir haber daha var aslında. Onu da sizlere okuyacaktım da. İsterseniz onu da şöyle kısaca bir okuyabilirim. AK Parti'den istifa eden Ali Babacan ile eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partilerin siyasete girmesiyle birlikte yeni ittifakların gündeme geleceği iddia edildi. Üçüncü bir ittifak gelebilir. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde AK Parti ile MHP birlikte Cumhur İttifakı çatısı altında, CHP ve İYİ Parti de Millet İttifakı çatısı altında yer aldı. Siyaset kulislerinde ise yeni partiler için ittifaklar konuşuluyor. Buna göre eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan liderliğinde kurulacak yeni partilerin üçüncü bir ittifak oluşturabileceği ifade ediliyor. Söz konusu yeni ittifaklar için ise çok sayıda olasılık konuşulurken ortaya atılan bir iddiaya göre CHP-HDP ile olası yeni partilerin ise İYİ Parti ile yan yana gelebileceği belirtiliyor. Bir başka iddia ise CHP ile Babacan ekibinin yeni bir ittifak kurabileceği yönünde. Yeni partilerin ittifakları değiştirip yeni ittifaklara yol açabileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Evet arkadaşlar, bu yazıyı okuyunca yine çok komik bir duruma düştükleri ortada. Yani her ne ittifak kurulursa kurulsun, şunu anlayamıyorlar demek ki. Yani Allah-u Teala'nın seçtiği biri var arkadaşlar. Ve üzerinde tecelliyat var. Üzerinde görevler var. Ve milletin kalbini de bu kişi üzerinde topladığı, birleştirdiği için bu kişiyi Allah'ın izniyle yıkamayacaklarını ne yazık ki bilmiyorlar. Yani biz halk olarak bunları görebiliyoruz ama orada yukarıdaki o süper zeka, süper beyinler ne yazık ki bunu göremiyorlar. Aslında çok üzücü bir olay bu. Yani ortada bir dava var. Eğer siz gerçekten Allah için çalışmak istiyorsanız bu davaya köstek olmak değil de destek olmaya çalışın. Birikiminizi bu davanın devamlılığı için harcayın. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan her zaman affedici biridir. Yani siz ne zaman ona gidip de işte biz hata yaptık, biz yanlış yaptık, partimize yanlış yaptık, insanlarımıza yanlış yaptık, biz tekrar devam etmek istiyoruz, bunu ne zaman söylediler de Sayın Cumhurbaşkanımız hayır dedi. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman merhametli bir şekilde adım atmıştır her seferinde herkese karşı. Yani en basitinden PKK'ya bile çözüm süreciyle merhamet elini uzattı. Belki adam olurlar, belki yola gelirler, belki şehitlerimiz olmaz artık diye düşündü. İlk önce merhamet elini uzattı ama anlamadılar. Sonra anladıkları dilden konuşmaya başladı Türkiye. Yani şimdi bu arkadaşlar da ne yaptıklarını bilmiyorlar, ne yaptıklarının farkında değiller. Rabbim inşallah kuracakları partiyle
partiyi ellerinde patlatarak onların da uyanmalarını sağlar inşallah. Uyanmalarına vesile olur. Belki bu kuracakları parti ellerinde patlayınca onlar da belki kafalarına dank eder bazı şeyler. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu konuyla ilgili sizlerin de görüşlerini almak isterim. Düşüncelerini almak isterim. Hepinizin yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.